Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir Tayvan'a işgal animasyonu. Çin Devlet Televizyonu'nun yayınladığı bir görüntü. Şimdi burada da belki Yusuf Hocam sizinle de bunu daha detaylı ve Coşkun Hocam. Yani bir şey hazırlanıyor Çin. Eğer diplomatik yollarla Burak Hocam'ın dediği gibi olmazsa askeri yollarla yapacak. Yani en azından bu yaptığı tatbikatlar bunu gösteriyor. Belki de bir gözdağı vermek için de geri adım attırmak için ama siz ne düşünürsünüz Yusuf Hocam? Şimdi ben bu görüntülerin üzerinden hemen bir değerlendirme yapayım. Buyurun. 380 milyar dolar savunma harcaması olan bir Çin'den bahsettim biraz önce. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla savunma harcaması yapan ülke. Ama eğer Çin bir nükleer güç olmamış olsaydı önemi yok. Hiroşima Nagasaki gibi bitirirdi. Neden? Lindsey Graham nerede sorun varsa oraya bir tane nükleer atıyor şu sıralar. Gazze atardık diyor. Evet. Sen atmaz mısın? Lloyd Austin'i sorguluyor falan. Çin senin kafana göre nükleer silah atabileceğin bir yer değil. Çünkü kendisi de nükleer bir güç. Aynı zamanda da son derece teknolojik sistemler kullanıyor. Hava savunma sistematiği var. Füze sistemleri var. Balistik füze sistemleri var. Uzaydaki uydu istasyonunu 3 devlet, 4 devlet birleşip yaptılar. Çin tek başına bu konuda devam ediyor. Şimdi bu dikkate alındığında Çin'in şurasını görmek lazım. Nerede olacak bu husus? Çin'in toprağında ya da Tayvan'da. Tayvan'da onun toprağı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri AUKUS süreci. Şu harita AUKUS'tur. Avustralya, United Kingdom, Avustralya. Buna siz şeyi de ekleyin. İngiltere. Yeni Zelanda'yı, işte United Kingdom onun içinde. Filipinler, Guam, Japonya falan bunları da ekleyin. Tamam eyvallah ama Çin kendi içerisinde kaç askerle işgal edeceksiniz? Peki savaşma azmini kırmak istiyorsunuz, nükleer attınız. Çin de size atar. Kim işgal ediyor? Ben... Hayır işte Çin'i işgal etmeyi mesela Amerika düşün. Amerika mı? Hayır mesela etmeye kalktınız. Neyle işgal edeceksiniz onu söylüyorum. Bizim bildiğimiz Çin'i mi? Evet nasıl edeceksin? Yani olur. Hacı Murat'ta deve dikeni tabiri vardır. Çin kendi coğrafyasının deve dikeni. Kaç yıldan bu yana? İnsanlık tarihi kurulduğundan bu yana Çin, bakın 1800'lü yıllarda endüstri devrimi başladığında hatta 1850 yılına kadar dünyada en çok üretimin yapılarak dünyaya arz edildiği yer Çin. Şimdi biz zannediyoruz ki bu 2024 yılında bu hale geldi. Hayır, 1800'lerde de böyle. Allah diyorlar, feraseti işte Arap'ın diline, İşte İranlı'nın bilmem nesine el ustalığını da Çinli'ye vermiş diye güzel bir şey var. Tam aklıma gelmedi şimdi. Çin'in ustalığı bu konuyla ilgili son derece etkindir. İnanılmaz bir medeniyet Çin medeniyeti. Ama biz medeniyeti nereden görüyoruz? Londra perspektifli görüyoruz. Paris perspektifli görüyoruz. Bakalım şimdi Londra Paris perspektifli olarak dünyayı gördüğünüzde Orhan Salih, Çin ne ki falan oluyorsunuz. Ama Çin'in tarihini bu anlamda bildiğinizde yani Çin muazzam bir medeniyete tekabül ediyor. Konfüçyen medeniyete. Şimdi böyle baktığınızda Çin'i Tayvan konusunda işgal edebilecek hocamın dediği gibi nasıl bir güç olması lazım? 1,5 milyarlık bir ülke bu. Ha, Çin'in, hava kuvvetleri var, füzeleri var. Çin'in işgalinden yani Çin'le zaten nerede savaşacaksınız? Nasıl savaşacaksınız? Şu olabilir mi? Yani bu dediğiniz şey mesela Amerika'nın bu savunma çemberinin kurmasının arkasındaki ama Çin'in bölgede etki alanını ya da yayılmasını engellemek i̇şte olabilir mi? Containment mesela, policy dedikleri yine hocamın şeyine girmeyeyim işte ama. Mesela Vietnam'a bakıyorsunuz. Bu bir kuşatma siyaseti. Laos'a bakıyorsunuz hatta Myanmar'a bakıyorsunuz son dönemde işte çok ciddi iyi ilişkiler tabii, var. Tabii. Bölge ülkeleriyle aynı şekilde Pakistan-Çin ilişkileri hatta Afganistan'la İki da kategoriye hemen dönebiliriz. Çin yani bölgesine sığmayan Afrika'ya artık zaten çok ayrı bir program konu başlığı. Çok geniş bir konu. Ama Çin'in bölgede etki alanının çok genişlediğini görüyoruz. Şimdi Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde en uzun mektup muydu hocam onun adı? Cannon'ın. Evet Cannon'ın en uzun mektup. Oradan çıkan bir kuşatma siyaseti, doktrini var. Sovyetlere bunu uyguladı, başarılı oldu. Evet. Şimdi şu aslında kuşatma siyasetinin Sovyetler Birliği yıkıldı, Çin üzerinde denenişi. Bunun iki bacağı var Orhan Salih. Bir kara bacağı var. Hocam şunu alabilir miyim? Her ne kadar değneklilerdeseler de değneği seviyoruz. Kim ne derse desin.
Şu çok önemli. Bunun bir kara ayağı var, kuşatma evet. siyasetinin. Bir de deniz ayağı var. Şimdi One Road, Road and Belt Project evet. dedikleri kuşak yol projesi. Çin'in karayoluyla Türkistan coğrafyasından Londra'ya kadar uzanan hattı var. Bir de China Pak Koridor dedikleri, ben bizzat Karaçi'ye kadar gittim. Karaçi limanından Çin'den gelen malların dünyaya ticareti var. Evet. Şimdi Çin'i karadan kuşatmak için buralarda türbülanslar oluşturmak istiyorlar. Aynı zamanda Pakistan, Afganistan dahil olmak üzere darbeler, çatışmalar. Hindistan'ı da sürekli Çin'e karşı tahkim ediyorlar. Ezeli ve ebedi rakibidir Çin'in. Şimdi bu kara yönünden Çin'in kuşatılması. Bir de String of Pearl var. İnci kolyesi projesi. Hı. Bu çok kritik bir şeydir. Nedir hocam? Bu inci kolyesi projesi Çin 99 yıllığına dünyanın kritik bölgelerinde limanlar kiralıyor. Para çok, basıyor parayı. Bu String of Pearl projesinde, yani inci kolyesi projesinde Çin yeri geliyor, efendime söyleyeyim, Hindistan'a yakın bölgelerde, efendime Seylan'da, ondan sonra yerler kiralıyor. Beyrut'ta, Pire'de ve Adriyatikler gibi bölgelerde limanlar kiralayıp bu limanlar vasıtasıyla da deniz yoluyla ticareti. Bu karayolu, bu da deniz yolu. Hmm. Şimdi mesela Sri Lanka'da, Seylan dedim biraz önce, Sri Lanka'da bir patlama oldu, hatırlıyor musun? Evet. Terör saldırısı oldu daha doğrusu. Sri Lanka'da o terör saldırısı olduğunda Sri Lanka medyası şunu konuşuyordu. Biz yerimizi Hindistan'ın yanında Çin'e karşı mı konumlandırmalıyız? Şurası Sri Lanka. Hı hı. Yoksa Çin'in bize bu önermiş olduğu bonkör teklifler karşısında hiçbir şeyini göremediğimiz Hindistan'a yakınlık projesinin yerine Çin'in yanına mı geçiş yapmalıyız? Birden terör saldırısı oldu. Şimdi mesela şurada olan olaylar da onunla alakalıdır. Evet. İşte mesela Yemen'de olan olaylar. Cibuti mesela şurada Tambur, Babil, Mendeb'de 35 kilometrelik bir geçiştir. Dünya ticaretinin yaklaşık olarak %30-35'i şu daracık iki tane yerden geçer. Bu Babil, Mendeb'i kontrol etsin diye bir Somali var eden, bir Cibuti var, bir de burada oluşturmuş oldukları Eritre var. Burada bir Etiyopya devleti var. Hiçbir yerden denize çıkamıyor. Bu Cibuti'nin içerisinde... Somaliland diye bir şey uydurdular. Oradan Etiyopya... Yok ama devlet değil. Şurası Somaliland, Puntland ve Somali. Yani Etiyopya onun da tarihini istersen anlatayım. Denize ulaşmaya çalışıyor. O da nereden çıktı? Evet. 61 yılında Somaliland, Puntland ve Somali birlikte bir federatif devlet kurup adlarına Somali dediler. Şimdi baktılar burası kritik oldu. Somaliland'i falan tekrardan canlandırma gayretleri, ama şunu söyleyeceğim. Mesela bu Cibuti'nin içerisinde ABD'nin de Çin'in de kullanmış olduğu askeri üst bölgeleri evet. var. Şimdi dolayısıyla Çin'in Beyrut'taki patlama keza, bunlar kendiliğinden olmuş şeyler değil. Liman patlaması. Tabii, tabii. Bunlar hep Çin'in String of Pearl dedikleri inci kolyesi projesini akamete uğratmak maksadıyla oluşturulmuş patlamalar, çatlamalar. Şimdi mesela Eş-Şebab terör örgütü Somali'de, şurada tam. Eş-Şebab terör örgütü ne oldu da kendi insanlarına saldırıyor? Çünkü Türkiye'nin orayı tahkim etmesi, askerini eğitmesi, okul açması, hastane açması, şimdi kara sularını koruyan bir anlaşma yapması ve Münasır Ekonomik Bölgesi'nden ortak istifade edecek şekilde kazan kazan şeklinde bir anlaşma yapması falan son derece rahatsız ediyor birilerini. Çin'i de bu denizden kuşatma projesinin fotoğrafıdır. Uzattım evet. lafı. Hem karadan, bu da denizden yapılan kuşatmanın şeyi. Şimdi Amerika saldıramayacağı için bu kuşatmayla bir war of attrition'a girecektir. Yani bir yıpratma savaşı. İlla mermiden namlu çıkması gerekmiyor. Evet. Onun doğal kaynaklara ulaşması. Mesela İran'da reisiyle Suudi Arabistan'ın el sıkışmasıyla reisinin ölümü arasında bir ilişki var mı? Bunu bilmiyorum ben mesela. Amerika bunu istemiyor. Hatta Aramco'nun petrol hisseleriyle ilgili halka arz konusu gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biridir Aramco. Hatta en büyüğüdür. 1 trilyon doların üzerinde bir sermayesi olduğu söyleniyor. Muhammed bin Selman, ben hatta onunla ilgili bir yazı yazmıştım bir uluslararası dergiye, Hope to Journey, Journey to Hope diye, Umuda Yolculuk. Çin'e gitti
Ve dedi ki ya ben Aramco'nun hisselerini arz yapacağım. Siz bunları alın. Şimdi bunu almak istedi. Hatırlıyor musunuz? Şuradaki tevzi istasyonunda Aramco tesislerinde bir patlama oldu. Saldırıyı kim üstlendi? Husiler üstlendi. Evet. Şimdi bunlar hep Çin'in enerjiye erişim, ham maddeye erişim, kaynağa erişimle ilgili yollarını kesmek maksadıyla ABD'nin ortaya koymuş olduğu kuşatma siyasetinin bir parçasıdır. Çin Afrika'da bu yüzden var. Çünkü oradaki mineraller var, yeraltı kaynakları var ve Çin'e ne lazım? Bir enerji lazım, ikincisi ham madde hocam, lazım. Hocam yani o bu kuşatma çemberi işte artık ne dersiniz deyin ama çok da işe yaramış gibi değil. Yani Çin şu anda dünyanın her yerinde. Afrika'da işte güney şey. Bazı durumlarda frene de basıyor Çin. Büyümesini de durduruyor. Evet. Bazı durumlarda gaza basıyor. Ama şunu görebiliriz. Bizi dinleyen işte Türkiye'nin içinden dinleyen hatta Avrupa'da dinleyen arkadaşlar için de söyleyelim. Trafikte etrafınıza giderken Çin malı araçların son zamanlarındaki elektrikli ya da içten yanmalı artış oranlarına bir bakın. Ne zaten demek istediğimi Çin malı, anlayacaksınız. Her yerde var ama teknolojik katılımda çok ciddi noktalara geldi. Yani Alman otomotiv devlerini, Fransız otomotiv devlerini sıkıştırırsanız dünya yeni bir düzene oturmak. Ukrayna'ya geçeceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Çok kısa cevap. Yani Çin'in bu yükselen ekonomik güç, askeri güç olması Amerika'yı ya da kendi işte çevresindeki güçlü ülkeleri tehdit ediyor ama Türkiye için bir tehdit unsuru mu? Yani Türkiye için ben Çin'in askeri güç oluşturması... Askeri güç, yani ekonomik açıdan... Şöyle, genel... yeni bir dünya düzeni kurulduğunda eğer bu iki kutuplu ya da tek kutuplu Amerika'nın kazandığı ya da tek Çin'in kazandığı bir düzen olur mu? Ben faraziyeler üzerine söylüyorum. Çin'in şu anki yapısıyla dünyaya ABD gibi vaat etmiş olduğu herhangi bir şey yok. Evet biz şu an ABD'nin ikiyüzlü siyasetini görüyoruz. Bilmem neyini görüyoruz ama şu dünyada insanlara desen ki eğitimini nerede yapmak istiyorsun? Çin mi Amerika mı? Amerika. Amerika. Nerede yaşamak istiyorsun? Çin mi Amerika mı? Amerika'da yaşamak istiyorsun. Neden? Çünkü o yıllarca endüstri devrimi, kölelik birçok şeyle orada bir şey oluşmuş. Evet. Ve Amerika yıllarca bunu insanlara özgürlükler işte size böyle bir şey getirir diye pazarladı. Fakat günümüzde bunun içinin kendisi dışındaki ülkeler, batı dışındaki ülkeler için hiçbir şey ifade etmediğini yaşadığımız günlerdeyiz. Bunu oraya geldiğimizde anlatmak isterim. Peki o zaman... Bir ekleme yapalım Orhan. Mesela bu çember şeyi var ya harekatı Amerika'nın doğru. En son NATO'ya gözlemci olarak çağrılan ülkeleri bir hatırlayalım. Evet. Japonya. Evet. Bak çok ilginç. Japonya NATO'ya gözlemci olarak çağrıldı. Üyeliği konuşuluyor şu an. Dolayısıyla Amerika burada sırf AUKUS üstünden değil, bu NATO'ya üyeye bacağı ülkeler üzerinden de bir kuşatmanın hesabı içerisinde. Ha, tutar tutmaz bilinmez ama neticede çağrıldı ve katılındı. Önümüzdeki süreçte buradan başka ülkelerin de denkleme dahil edildiği bir süreç görürsek, NATO konusu sadece İsveç, Finlandiya değil, ta o Pasifik'teki ülkelerin konuşulduğu bir coğrafya dönüşecek. Hmm. Ben bir de bu Çin'le ilgili bir cümle söyleyeceğim. Buyur, biraz daha devam edebiliriz. Ben mesela Çin konusunu birkaç şöyle önemsiyorum. Onları da anlamak istiyorum. Burada bizi dinleyenlere de bir şey tavsiye edeceğim. Mesela TikTok. Evet. TikTok Amerika Birleşik Devletleri'ni derinden sarsıyor. Bir algoritma geliştirmişler. TikTok Çin'e ait bir uygulama. Çin çocuklarının zekasını ve düşüncesini daha da derinleştirecek şeyler sürekli algoritma gereği. Şu parmak hareketiyle oynattığında karşısına çıkıyor. Türkiye'de mesela babaannesiyle dalga geçen çocuğu getiriyor. Hmm. Tamam mı? Bu son derece kritik. Bir de şuna bakmak lazım. Hedonizm, hazcılık, batı sistematiği içerisindeki ülkelerde gençleri en çok esir alan şeydir. Evet. Ben kahvemi içmeden duramam. Ben mezun olduktan sonra 100 bin liralık iş... devlet tarafından bana gösterilmeli ve ben o işi yapmalıyım. Evet. Bu böyle bir hazcılık. Sadece evet. Bizde değil ama. Ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği o doğum oranlarının düşmesi. Çin'e baktığımızda ise Çin çocuklarının ilkokuldan itibaren nasıl rekabetçi bir ortam içerisinde yetiştirildiğinin en güzel örneğini orada görebilirsiniz. Dolayısıyla toplumları ikiye ayırmaya başladılar. Son cümlem. Uzattığımın farkındayım. Klavye kullananlar ve mouse kullananlar. Hı. Klavye kullananlar, parmağını kullananlar. Klavye kullananlar
input sürekli olarak durmaksızın sisteme bilgi giriyorlar. Eğer klavye kullanan bir millet evladı yetiştiremiyorsak, parmağını kullanan çocukları kullanmaya başladıysak biz, evet, sonumuz kötü demek. Şimdi bir görüntü daha var. Bu görüntüde bu Tayvan televizyonu Yusuf Hocam. Ve Çin'in işte olası bir saldırısını konuşuyorlar. Az önce verdiğimiz animasyonları veriyorlar ve arkadaşlarımın da söylediğine göre altyazıda, yani KJ'de, animasyondaki silahlar gerçeklerinden daha iyi diyor. Yani bir şekilde Çin'in belki silahlarıyla mı artık? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çin bir balistik güç. Evet. Çin bir kara gücü. Çin bir 5. nesil muharip uçağı dahil olmak üzere ortaya koymuş olan bir takım sıkıntıları var ama yani bu konuda önemli bir mesafe kat etti. Çin bir insansız sistemler anlamında önemli bir bu güç. Arada bu uçağın bunlar bu Çin'in uçağı mı? Bu animasyondan görüntüler herhalde. Şimdi yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Ama hayalet uçak, insansız olduğunu düşünüyorum. Ben B2'ye benzettim ama bilmiyorum. Belki Çin'de benzer kopyasını mı üretti acaba, bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla Çin çok önemli bir kara, hava ve deniz gücü. Dolayısıyla Çin'in silah sistematiğini küçümsememek lazım gelir. Evet. Önemli. Bölgede Çin'in bu gücünü karşılayabilecek ordu taşımayla bu Çin'i alt edebilecek bir güce sahip olacağını düşünmüyorum. Peki bir şey daha sorayım, ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. Şimdi sürekli Çin mi Amerika mı arasında işte hani hangisi daha iyi? Muharebe sahası muhasebe cetveli değildir. Ben Türkiye açısından bahsediyorum. Bir cümle söyleyeyim ama Amerika Birleşik Devletleri'nin donanma gücünü ben asla küçümsemem. Dünyayı 3 farklı okyanusta ve bütün denizlerde domine eden inanılmaz devasa bir güç. Maha'nın ortaya koymuş olduğu teori doğrultusunda oluşturmuştur. Şöyle yorumlar duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının hepsini toplasanız Çin'e 3 saat dayanamaz. Bu çok son derece virüslü bir açıklama, sıkıntılı bir açıklama. Yani düşmanın gücünü Çin açısından konuşuyorum. Küçümsememek lazım. ABD donanması ve silahlı gücü muazzam bir savaş makinesidir. Yani Tayvan televizyonları da işte canlı şu anda ekrana getiriyoruz. Sürekli hani Çin'in askeri gücünü küçümser KJ'ler atıyor. Birazdan bakacağız. Şu Türkiye açısından belki diğer konuklarımız da bu noktada görüş bildirmek isterler. Hani Türkiye'de kamuoyu işte Çin ve Amerika, işte ben işte Çin'in politikalarını destekliyorum. Bir kısım ben Amerika'nın politikalarını destekliyorum. Yani ikisinden birisine destek vermek zorunda mıyız ki buna bırakılıyoruz? Yani Türkiye'nin kendi hani bölgesel güç noktasında farklı... Ben bir şey söyleyeyim hemen o zaman o konuyla ilgili. Buyurun. Türkiye küresel bir güç değil. Değil. Türkiye bölgesel bir güç. Dolayısıyla kendimizi Çin'le mukayese edip işte Çin'in Tayvan Boğazı'na da işte donanma gönderip uçak gemisi gönderecek ne şu an için askeri kapasitemiz var ne de bununla ilgili bir endişe duymamıza gerek var. Oraya niye gönderelim yani? Dolayısıyla biz öncelikli olarak yapmamız gereken etrafımızda oluşturulmuş akbaba tüneklerini öncelikli kaldırmamız lazım. Irak gibi, Suriye gibi. Nasıl Karabağ'ı bu konuda rahatlattık? Nasıl Mavi Vatan coğrafyasını emniyet altına aldık? Nasıl Türkiye bir ucu Libya'da, bir ucu Somali'de, bir ucu Bosna Hersek'te, bir ucu Kafkasya'da bir yapılanmanın içine girdi? Türkiye için akılcı olan siyasetin bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Küresel bir güçmüş gibi milleti de motive edip aklını şaşırtacak şekilde yorumlar yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Peki, teşekkürler.